Evet, hoş geldiniz Güldayen Hanım. Hoş bulduk, çok Can, teşekkürler. Avrupa Derneği'nin e, online görüşmeleri, Zoom toplantılarında bir aradayız. Kırmadınız, zaman ayırdınız, teşekkür ediyoruz daveti kabul edip geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. keyif. kısacık bir tanıtmak istiyorum izninizle. Tabii. Sonrasında bu, bu akşamın konusuna ve devamında da sözü size bırakarak ilerleyelim dilerseniz. Tabi tabi tamamdır. Gül denen bölük bir fotoğraf tarihçisi ve yaratıcı drama eğitmeni. Profesyonel hayatına 1987 yılında İstanbul Bulvar Tiyatrosu'nda başladı. 2000 yılına dek farklı tiyatrolarda çocuk oyunları dahil pek çok oyunda rol aldı. 2002'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi fotoğraf ana sanat dalından mezun oldu. Aynı yıl kurucusu olduğu İğne Deliği Sanat Atölyesi'nde fotoğraf derslerinin yanı sıra sergiler, diye gösterileri ve konferanslar düzenledi. Birçok sanatçıya da ev sahipliği yaptı. 2000 yılından bu yana biriktirmeye başladığı özellikle Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarını kapsayan zengin bir fotoğraf koleksiyonuna sahip olan bölük, fotoğraf tarihi üzerine onlarca makale kaleme aldı. Üyesi olduğu Collection Club'ın sergilerinde koleksiyonlarıyla yer aldı. İlk kadın fotoğrafçımız Naciye Hanım'la ilgili İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde verdiği konferans başta olmak üzere fotoğraf tarihiyle ilgili birçok konferans verdi. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Fotoğraf Bölümünden başlangıcından günümüze İstanbul'daki fotoğrafhaneler konulu teziyle yüksek lisans derecesini aldı. 4 yıldan fazla bir süre Fotoğraf dergisindeki Fotobellek adlı köşesinde Osmanlı dönemine ait belgelerin transkripsiyonunu yaparak fotoğraf tarihimizin karanlıkta kalan noktalarını gün ışığına çıkardı. İki adet kitabında yazarı bu arada. Bir tanesi İstanbul'un yüz fotoğrafçısı Kültür AŞ'den 2009 yılında çıkan. ikincisi de fotoğrafın serüveni kapı yayınlarından 2014 yılında çıkan kitaplarında yazarı. 2019'da Açık Radyo'da başladığı Foto Müze adlı programını 4 yıl boyunca hazırlayıp sundu aynı adla bir podcast kanalı da mevcut meraklıları için bunu da ekleyelim. Bölün son eseri Naciye Hanım üzerine yazdığı bir monografi ve sanıyorum şu anda üzerinde de çalıştığınız bir eser. Evet çok geniş bir yelpaze, çok yönlü bir sanatçıyla karşı karşıyayız bu akşam. Benim ilk sorumu izninizle öncelik alacağım moderatör olarak. Bu yelpaze içerisinde en fazla yakın olduğunuz diyeyim. Yani şöyle kalbinizi, yüreğinizi titreten hangi alan diye sorayım. E, fotoğraf tarihçiliği <laughs> e, ilk okula girdiğimde e, fotoğraf sanatçısı olmak e, hayalimdi. Üreteyim, işte sergiler açayım vesaire. E, fakat e, ikinci, üçüncü sınıftayken e, fotoğraf tarihçiliğine merak saldım. Bir seminer konusu hazırlıyordum, fotoğraf tarihi üzerine. Beni çok etkiledi, çok büyüledi. E, tam da o sırada bir e, e, fotoğraf bulduk eskiciden, Osmanlı dönemine ait bir arkadaşımla. Aa, demek ki Osmanlı dönemine ait fotoğraflar bulunabiliyormuş diye düşünmeye başladık. Deliler gibi topladık e, ve gerçekten beni çok heyecanlandıran bir alan fotoğraf tarihçiliği. Ee, yani iz üstünde olmak, araştırma yapmak keyifli. Ee, öyle yani herhalde fotoğraf tarihçiliği başta geliyor. Anladım. Koleksiyonerlik gerçekten çok özel bir şey. Hı hı. Ee, Türkiye sınırları içerisinden mi topladınız hep o fotoğrafları yoksa dünya üzerinde başka yerlerde de buluma olanağınız oldu mu? Buradakileri topladım ama işte yurt dışına gidince arkadaşlarımın getirdikleri vardı bir iki tane ama onlar genellikle yabancı ama benim konuma katkı sunacak şeyler e, diyeyim. E, ama Türkiye'deki stüdyolar e, benim için e, çok önde geldiği için e, özellikle onlara ağırlık verdim. E, tabii... Burada çekilmiş fotoğraflar da elbette yurt dışında çıkıyor. Yani Seba Juárez'in olsun, Abdullah Biraderler'in olsun, dünyaya yayılmış durumda elbette. Ama zaten hani ona öyle bir şeyin peşinde de düşmedim. Biraz da sınır çok önemli koleksiyonculukta. Yani. 200'ün üzerinde e, belli yıllara kadar, Cumhuriyet'in erken dönemlerine kadar diyeyim, 200'den çok daha fazla stüdyo var. Sadece tek bir tanesini toplayayım deseniz, evet. e, korkunç rakamlar. E, bu hem zaman, hem e, para, hem emek, e, yani bir müddet sonra yaptığınız ve topladığınız şeylerin altında kalmak da var, boğulmak da var. Onun için ne topladığınızı bilmek... ...biraz sınır getirmek... ...bu anlamda önemli. Anladım. Peki naci adımla... ...yollarınız nasıl kesişti diyeyim? Yani o o noktaya nasıl geldiniz? Çok enteresan. Şöyle... ...ben zaten fotoğraflar topluyordum... ...ama işte... ...bir sürü... ...hangi sütlüye ait olduğunu bilmediğim... ...fotoğraflar da vardı. Bir kısmında... ...damgalar da vardı. Ben tabii... E, fotoğraflar biriktikçe arada bir onları döküyorum işte bakıyorum tekrar tekrar e, inceliyorum e, bir zaman şöyle yaptım hani onları e, benzer damgaları üst üste koydum e, o zaman da Osmanlıcayı bu arada öğrenmiştim e, baktım hani silik silik böyle Naciye yazıyor gibi ama emin de olamıyorum. Çünkü çok silik. E, tek bir nokta e, Osmanlıca'da kelimenin anlamını değiştirir. E, sonra ona benzer üç tane daha buldum. E, iki tane daha buldum. Toplamda üç tane. Bir taraf bir, birisinde de Türk yazıyor. Bir tanesinde hanımlar yazıyor. Yani üçünü birleştirince Türk Hanımlar Fotoğrafhanesi ve Naciye. Yani ortada da Naciye e, ismini yakalayınca e, müthiş bir andı yani müthiş bir andı hala heyecanlanırım e, çünkü neden heyecanlanıyorum e, Naciye Hanım'ın hiçbir fotoğrafının günümüze ulaşmadığı hiçbirisine damga basmadığı bilgisi dolaşıyordu o zamanlarda yani öyle değilmiş evet. ve varmış evet. çok heyecan verici Neyse. çok heyecan verici bu akşam biraz daha detay öğreneceğiz herhalde değil mi Naci Hanım'la ilgili? Biraz, biraz hayatından söz edeceğim. Aslında en çok onun neden önemli olduğu üzerinde durmak istiyorum. Yani Naci Hanım niye önemli bir figür? Biraz da çalışmalarından söz edeceğim. Bir girizgah olacak Naci Hanım için. Ondan sonrasında da Evet bir e, monografi hazırlıyorum şu an matbaada. E, aslında Şubat ayında çıkması planlanıyordu kitabın basılması planlanıyordu. E, fakat Mart'a kaldı. E, i̇nşallah Mart'ta e, raflardaki yerini alacak. Hangi ee, ayın çıkacak acaba? Everest. Everest'ten. Harika. Everest'ten. Takipte olacağız diyelim. <laughs> Teşekkür ederim. Sözü dilerseniz size bırakalım. Tamam. <laughs> Bir, sanıyorum bir sunumunuz var Naciye tabii. Hanım ilgili ondan tamam. sonrasında soru cevap şeklinde ilerleriz Şöyle. tabii ee, ekranı paylaş diyelim tamam geldi gayet güzel geldi Tam ekran olmadı galiba henüz, değil mi? Ben de gözükmüyor tam ekran. Tam ekran Şimdi. değil, Yanda evet. tamam. gördük. Şu an evet, tam ekrandayız. Evet. Ee, sohbetleri ben takip edemiyorum ama siz notlarınızı alırsanız ya da sonrasında onlara da cevap evet, vermek evet. isterim eğer soru var ise. Tamam. Evet. E, bugün işte Naci Hanım'ın hem hayatı hem çalışmaları üzerinde konuşacağız. Konuşacağız ama dediğim gibi o neden önemli bir figür, neden önemli bir karakter fotoğrafçı, bunun üzerinde e, konuşacağız. E, Narcan'la ilgili ilk e, makalemi 2008 yılında e, yazmıştım ve Aktüel dergisinde çıktı. E, onun ilk çektiği e, fotoğraflar eşliğinde e, ve ilk defa da o zaman Hanım'ın çalışmaları gün yüzüne çıkmıştı. Dediğim gibi. O vakte kadar e, tespit edilememiş e, çünkü silik damgalar e, genellikle yani çok çok belirgin damgaları çok çıkmıyor. Bir de e, açıkçası fotoğrafları e, Abdullah biraderler ya da o büyükler Paskas pas, Sabahlar gibi e, büyüklerin Andromedus gibi böyle özel kağıtlar, özel damgalar e, işte kabin fotoğraflar değil. Daha daha mütevazı, e, kartpostal boyutunda fotoğraflar, arkasındaki damgalarda hani e, o kadar göze çarpmıyor diyeyim. Biraz gözden kaçmış bu anlamda. E, o bakımdan e, onu yakalamam, e, ona tesadüf etmem eserlerine benim için büyük bir şans. E, şimdi Naci Hanım'ın makalesini yazdım e, ama... Ondan da evvel makalesini yazmadan evvelde fotoğraflarını bulunca Naci Hanım'ın kızıyla e, görüştüm e, Nedret Hanım. Nedret Hanım ben görüştüğümde 98 yaşındaydı ama e, billur gibi bir e, hafıza e, yani ben herhalde o, şu an ondan çok daha fazla pek çok şeyi unutuyorum. Yani müthiş bir dima e, çok sohbetlerimiz oldu. E açıkçası ben o zaman e, bunun bir kitaba evrileceğini düşünmemiştim ama e, bu makalenin yayınlanması için de bayağı görüştük. Sonrasında sohbeti de gittim. Ara ara yine tabii konu Naci Hanım'ın hayatına ve onun da hayatına geliyordu. Böyle sohbetlerimiz oldu. Fakat makale yayınlandıktan sonra ben hiçbir zaman e Hanım'ı bir kenara, dosyasını bir kenara koymadım. Hep e, gözüm, kulağım, aklım hep ondaydı yani hep e, araştırmalarım hep bu yöndeydi ve zamanla da birikti hakikaten. E, şimdi öncelikle şunu vurgulamak istiyorum ki Naciye sadece stüdyo çalıştıran e, bir e, kadın olarak değerlendirilemez. E, o aynı zamanda e, öncü bir karakter, e, cesur bir e, figür. Ee, ve e, çağının ilerisinde e, ve ilerici bir karakter böyle değerlendirmek durumundayız e, bunun niye böyle değerlendirdiğimi de e, yer yer e, konuşacağız ama şunu söyleyeyim bugün e, stüdyo çalıştıran bir e, kadın fotoğrafçıyı düşünelim Naci aynı kefeye koyamayız e, çünkü 150 yıl önce doğmuş bir e, insandan söz ediyor. 150 yıl yaklaşık 150 yıl önce doğmuş birisi ve e, Osmanlı'nın e, dağıldığı, bir, e, e, dağıldığı bir dönemde imparatorluğunun daldığı bir dönemde işgallerin e, İstanbul'un işgal altında olduğu bir zamanda ve bu işte de 37 yaşında atılmış bir e, kişiden söz ediyoruz. O dönem için 37 yaş. Ee, bence ileri bir yer ee, öyle kabul ediliyor. Ee, evet, şimdi bunları göz önünde bulundurarak devam edecek olursak, şunu sormak istiyorum önce. Naci Hanım'dan önce bizim topraklarımızda bir kadın fotoğrafçı var mıydı? Ya bu soru önemli. Ee, Amatörce ilgilenenler illaki vardı ama amatörleri şey tespit etmek çok kolay değil. Fakat e, profesyonel olanlar bir şekilde tespit edilebilir çünkü e, dönemin fotoğrafçıları da e, gazetelere, dergilere, yıllıklara e, kendileriyle ilgili ilanlar veriyorlardı. Hiçbir şey olmasa işte fotoğraflar e, bu stüdyoların varlığı için belge kanıt niteliği taşıyor. E, amatör olarak e, var olduğunu zannediyorum birçok e, kadın fotoğrafçının. Ama profesyonel olarak da karşımıza e, bir e, yabancı Fransız e, fotoğrafçı çıkıyor. Madame Astras. Eşi Laurent Astras. E, i̇kisinin cerideyi havadis e, gazetesinde 317. sayısında çıkan Onlarla ilgili çıkan bir ilan var. Burada e, çiftin Beyolu Beyoğlu Balık Pazarında bir stüdyo e, çalıştırdığı belirtilmiş. E, şu önemli, Madame Astras'ın da eğer Müslüman kadınlar içinde fotoğraf çektirmek isteyen olursa Madame Astras'ın onların konaklarına gidip fotoğraf çekebileceği bilgisi verilmiş. E, bu çok önemli. Başka da bilgi yok onlarla ilgili ama ilanın sadece bu kadarı bile gerçekten önemsenmeli. Ee, şöyle değerlendirebiliriz. Madam Asraz Müslüman hanımlar için fotoğrafı açılan ilk pencere e, kabul edilebilir. Ee, dediğim gibi Asrazlarla ilgili şimdilik başka bir bilgi yok. Eğer şayet çıkmazsa e, eski dönemler, tarihler. Sürprizlerle dolu. Birdenbire öyle bir belge, bilgi ortaya çıkıverir ki e, bütün tarihi değiştiriverir. Bunu arkeolojide de son derece yaşıyoruz. Binlerce yıl geriye gidebiliyor tarih. E, ondan başka bir de e, Elisa Zonaro e, ismi karşımıza çıkıyor. E, Elisa Zonaro'yu biliyoruz. E, Fausto Zonaro'nun saray ressamının eşi. Ama fotoğraf konusunda e, yurt dışında eğitim almış biri, Stüdyo da açmak istiyor ama açmıyor, açamıyor ya da e, yani ya da öyle bir fırsat olmuyor. Yani çalışmaları çok önemli. E, yani onun da ismini burada e, kısaca anmak istiyorum. Başka da bir isme rastlamıyoruz. İşte tam da burada. Naci Hanım'ın kendi adına bir fotoğrafhane açıp çalıştırmış olması e, bu çok önemli. Hem bir kadın hem de bir Müslüman olarak. E, şimdi Müslümanlığı burada vurgulamamın sebebi e, yüceltmek için değil. Hayır. Ama her topluluğun e, kendine özgü gelenekleri adetleri e, ve yaşayışları var. Toplumsal anlayışları var. Bunlar da bazı mesleklerin icrasında etkili oluyor. Bunu vurgulamak için e, söylüyorum. Evet bu da Naciye Hanım'ın fotoğraf kartlarının arkasında kullandığı damga. Ee, burada e, dediğim gibi bu damgalar her zaman böyle e, dört başı mamur e, net bir şekilde çıkmıyor. Ama ben o kadar bu damgaya alışığım ki e, sadece şu çizgiler belli belirsiz çıksa ve sadece tek bir harf çıksa bile e, anında e, tespit edebilirim. E, zaten fotoğraflarında bir kısmını o şekilde e, tespit etmiştim. E, aynı zamanda da dekor ve e, aksesuarlara da e, bakarak e, onları e, bir kısmını tespit ettim ee, şimdi Naci Hanım'ın e, fotoğrafhanesini açtığı zaman içindeki e, ülkenin içinde bulunduğu e, duruma biraz e, vurgu yapmak istiyorum ülke nasıl bir durumdayken e, nasıl bir e, zamanda ve nasıl bir toplumsal anlayıştayken Naci Hanım açıyor e, fotoğrafhanesini ee, Osmanlı Devletinin Balkanlarda yaşadığı o büyük bozgun ve toprak kaybından sonra 1913'te Naci Hanım eşi ve çocuklarıyla e, İstanbul'a göç ediyor e, ve burada Beşiktaş'ta bir yere yerleşiyor. Ama e, 13'te e, Balkan Savaşları, 14'te de zaten Birinci Dünya Savaşı başlıyor, 18'de bitiyor. Yani savaş savaş üstüne böyle bir zamandan e, söz ediyoruz. Aslında 18'de bitiyor ama e, kağıt üzerinde bitiyor. E, İstanbul e, resmen değil ama fiilen işgal edilmiş durumda. Bir yandan iç mücadeleler var, bir yandan dıştan baskılar ve e, işgaller var. Böyle bir zaman e, ve de Osmanlı e, imparatorluğu da maddi olarak büyük bir e, çöküşün içinde. Yani maaşları bile düzenli ödeyemiyor. E, Nacihan'ın da eşinden gelecek olan e, maaşı alamıyor. Eşi asker. Osmanlı subayı. E, onun maaşını düzenli alamıyor ve velhasıl böyle bir zamanda açıyor stüdyosunu. Şimdi ee, Naci Hanım'ın hayatında e, simgesel bir obje var nesne var gümüş bir tepsi bir gün kahyası e, elinde koca gümüş bir tepsiyle geliyor masanın üstüne bırakıyor ve diyor ki paramız bitti biz bu gümüş tepsiyi kullanmıyoruz satalım ee, Naci Hanım da kabul ediyor e, ve satıyorlar ama o kadar e, Naci Hanım'ı bu olay etkiliyor ki birincisi babasından hediye ikincisi de bir şeyler satarak hayatını idame ettirmek ona çok dokunuyor ona onuruna yetinilemiyor ve düşünün ki varlıkla aileler, mensup erkekler, Müslüman erkekler atadan kalan bu zor zamanlarda atadan kalan varlıkları tek tek Diyecek e, e, yaşamlarını devam ettirmiştir, değil mi? Böyle karakterler, romanlarda, hikayelerde, anılarda miras yediler, e, çok karşımıza e, çıkar. Ve üstelik de Narcanın bir kadın, ondan çalışması zaten beklenmiyor. Ama dediğim gibi çok onuruna dokunuyor ve e, şöyle bir sözü var, bu devamlı aile içinde de tekrarlanan bir sözmüş. Ben insan değil miyim? Ya yani ben çocuklarıma bakamaz mıyım? Ee, çalışacağım diyor. Yani bu kadar kararlı, bu kadar onuruna da düşkün diyelim. Ve ee, böyle bir yol ayrımında e, fotoğrafhanesini açıyor. Onun için zaten öncü kabul ediyoruz, e, Hanım'ı. Çağının ötesinde bir e, kişi. Çünkü zaten elit e, kesime mensup erkeklerin bile ticaret yapması beklenmiyor, istenmiyor. Hele hele bir kadının çalışması hiç e, e, Müslüman toplumda kabul edilecek bir şey değil. Ama e, o bunu e, bir çıkış yolu ve bir e, onur meselesi yapıyor. E, aslında neden fotoğrafçılığı seçiyor? Bu da doğal bir sürecin sonucu doğrusunu isterseniz. Kocası sanata düşkün birisi İsmail Hakkı ve e, konaktaki çatı katını bir fotoğrafhaneye dönüştürmüş önceden. E, burada fotoğraflar çekiliyor. Ailenin güzel vakit geçirdiği, hobi amaçlı, eğlendiği bir e, mekan. Zaten Nacihan da bu süreçte öğreniyor fotoğrafçılığı. Dolayısıyla bir para kazandıracak bir iş yapmaya e, kalktığında aklına ilk gelecek e, meslek e, doğal olarak e, fotoğrafçılık oluyor. Ama tekrar altını çizmek istiyorum. E, bu doğal bir e, sonuç olsa da Osmanlı toplumunda bu doğal karşılanacak bir e, durum değil.. E, şimdi daha canım, 1918 yılında açıyor stüdyosunu ilk olarak. 30 yılında da kapatıyor dedik. Ee, peki bizim ilk yerli stüdyomuz kaç yılında açıyor? Yani Narcan'dan önce bir sürü fotoğrafhane açıldı bu topraklarda. Ee, i̇lk yerli stüdyomuz e, Vasilaki Kargopulo tarafından açılıyor. Ee, Rum asıllı Kargopulo e, 1850 yılında... Beyoğlu'nda kendi adına bir stüdyo açıyor. Bu da o stüdyodan geriye kalmış bir örnek. Pek çok fotoğrafına ulaşabiliyoruz. Önemli bir fotoğrafhane. Şimdi şöyle bu stüdyoyu ve 1850 yılını aklımızda tutarak devam edelim. Naciye Hanım'dan önce... Gayrimüslim vatandaşlarımızdan bir kadın fotoğrafçı çıktı mı? Ee, hayır çıkmadı. Ee, Madam Astras'tan söz ettik ama o e, buraya dışarıdan gelmiş bir e, hanımefendiydi. Ne kadar kaldığı belli değil. Kısa bir süre için e, faaliyet göstermiş olabilirler. Çok fazla çünkü hakkında bir bilgiye ulaşamadık ama tabii araştırmaya muhtaç ben özellikle onun peşine düşmedim gayrimüslim kesimden de bir fotoğrafçı çıkmıyor peki sorularımıza devam edelim Türkiye'de Müslüman biri tarafından açılan ilk yerli stüdyo hangisidir ve ne zaman açılmıştır o da şimdi gayrimüslim vatandaşlarımız neredeyse fotoğrafın ilanına paralel. Yani o tarihlere yakın diyeyim. E, direkt e, birebir ilan edildiği yılda değilse de o tarihlere yakın bir zamanda 1850'de ilk stüdyomuz açıldı. Ha, gök gürledi geldi mi bilmiyorum oraya sesi. <laughs> İyi. E, fakat e, Bizim e, Müslüman kesimden ilk fotoğrafhaneyi açan ise e, Bahattin Bediz, e, Cağaloğlu kışında 1910 yılında açıyor Rahmi Sade Bahattin Bedizdir. E, bu da e, onun stüdyosundan e, bir örnek, e, onun çektiği fotoğraflardan birisi. Yani Kargo Pulo'dan tam 60 yıl sonra. 60 yıl oldukça uzun bir zaman. Ee, peki neden Müslüman kesime mensup kişiler, fotoğrafçılık mesleğine bu kadar geç başladılar, ee, geç katıldılar. Bu soru önemli. Ee, dediğim gibi bu sorunun e, cevabını gerekirse veririz zamanımızda yeterse e, detayları gireriz. Ama bu sorunun e, cevabı da Hanım'ın varlığının, ne kadar kıymetli olduğunu da e, bir kez daha e, bize e, anlatıyor. E, şimdi peki Narcan'im e, biliyorsunuz e, 18 yılında açtı yani resneden 8 yıl sonra. Peki başka kadın fotoğrafçılar geçiyor mu Müslüman e, kesimden? E, zaten kadın olarak gayrimüslimlerden de bir e, fotoğrafçı yoktu. Meryem Mariam Şahin yana kadar bildiğimiz kadarıyla e, Müslümanlardan 2-3 isim daha geçiyor e, Muzaffer Hanım bunlardan e, dönemin e, gazetelerine dergilerine e, yansımış bir isim e, süs dergisi 1923 yılında Muzaffer Hanımla ilgili e, bir ilan çıkıyor Bir de onun fotoğrafı çıkmış e, kendisinin profesyonel olarak fotoğrafçılık yaptığı ve kim isterse onların mekanlarına gidip fotoğraf çekebileceği yazmış. Bayağı da övmüşler e, Muzaffer Hanım'ı. Çok da güzel fotoğraf çekiyor demişler. E, hatta dergi bayağı ona aracılık etmiş. E, önemli bir figür ama iki ilan, onunla ilgili iki ilanın dışında e, gene bilgi yok. Bunlar araştırılmaya muhtaç konular peşine düşmek lazım ama şimdilik tarih olarak fakat Nacanımdan sonraki bir zaman dilimine yerleştiriyoruz 1923 olduğu için Adliye Hanım bir kadın fotoğrafçı olarak ismi geçiyor Tağ araştırmalarında geçiyor Tağ Toros Adliye Hanım'la ilgili kısacık şöyle bir bilgi vermiş Kandiye şehrinden e, Türkiye'ye geldiğini. Aslında fotoğrafçı bir aile olduğunu. Tüm e, ailece yani fotoğrafçılık yaptıklarını. Eee Kandiyeden İzmir'e, oradan İstanbul'a, bir kolunun Bodrum ve Fethiye'ye ve hatta İzmir ve Adapazarı'na kadar tüm ailenin e, böyle e, e, damar damar yayıldığını yazmış Tahtoros. Ama onunla da ilgili ...bilginiz bununla sınırlı. Bir de Hatice Şahiye Hanım var. Hatice Şahi Hanım aslında bir fotoğraf amatörü. Fakat bunu kendisini koydum listeye. Amatör olduğu halde profesyonel değil ama koydum. Çünkü o literatüre geçmiş, fotoğraf makinesiyle, fotoğraflarıyla literatüre geçmiş bir isim. Bu anlamda da e, burada e, en azından bir kere zikretmek isterim. E, 1895 ve 1900 yılları arasında çektiği fotoğraflar ki ailesinin fotoğraflarını çekmiş. Onlar aile arşivinde var. Makinesi de var körüklü e, 1887 model e, Le Merveille marka e, körüklü bir makine kullanmış. E, dediğim gibi bu... bu fotoğraf makinesiyle çektiği e, aile bireyleri ve fotoğraf makinesi arşivde korunuyor. E, tekrar damgaya dönecek olursak. Şimdi e, Türk Hanımlar Fotoğrafhanesi Türk Hanımlar Fotoğrafhanesi yazıyor ve Naciye yazıyor. Şimdi Naciye Hanım daha en baştan sınırı çekmiş. Yani benim hedef kitlem ...kadınlar demiş... E, ...ve kendi ismini de belirtmiş... Yani ...sırf hanımları hedeflemek bir şey değil... E, ...erkeklerin e, çalıştırdığı... ...fotoğrafhanelerde kadın... ...Müslüman kadınları hedefliyorlar... E, ...ve onlar için de bir takım... ...çabalar içindeler ama... nacanın kendi ismini de belirterek... E, ...bir adım öne çıkmış... ...yani ticari bir başarı... ...bu anlamda da... E, çünkü o zamandaki şöyle söylemek lazım. Müslüman kadınların nasıl giyindiğini biliyoruz. Bir dini tansupları var. Çarşaf giyiyorlar. Peçe takan var. Hani değil tanımadıkları erkek, tanıdıkları erkeklere dahi yüzlerini açmak istemiyorlar. Dolayısıyla Naci buradaki varlığı çok önemli. Evet, Elit tabakaya mensup hanımlar biraz daha esnek olabilir. Yani bu fotoğraf çektirme peçesini açma konusunda Avrupa'ya gitmiş olanlar. E, yani bunlar daha mümkün. Çekiyorlar. E, hanedandan da çekilen fotoğrafa poz vermiş pek çok e, kadın var. Ama e, halk tabakasından bahsettiğimizde e, e, Naci Hanım'ın varlığı bu anlamda önemli. Bir de şunu göz önüne alalım. Ee, Naciye Hanım fotoğrafhanesinin hem işgal zamanı kurtuluş savaşının olduğu yıllarda da tabi devam ediyor. Böyle bir zamanda açıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ee, cepheye giden bir e, savaşan bir e, erkek e, bir e, eş diyeyim. E, ailesine dair yanında ne götürür? En önemli şey en önemli şey tabii ki onların çocuklarının, eşinin, e, nişanlısının her neyse annesinin bu bir, bir e, fotoğrafıdır. Yani o zamanda bir fotoğrafın anlamı asla bugünküyle bir değil, eş değil. E, yani e, onun için Naci Hanım'ın yaşadığı ve çalıştığı dönem içinde değerlendirmek durumundayız varlığının ne kadar kıymetli olduğunu böyle düşünmek zorundayız. Yani Naci Hanım'ın aslında stüdyosu, fotoğrafhanesi toplumsal bir ihtiyaca da karşılık geliyor. Ve bu sebeple de çok kolay kabul görüyor. En ufak bir dirençle karşılaşmıyor. Zaten fotoğraf Türkiye'de bir dirençle karşılaşmıyor ama işin içine kadın girince biraz işler karışıyor bazı e, olaylar çıkıyor ama nacenin bu anlamda gerçekten büyük bir boşluk dolduruyor şimdi e, burada naci hanımın e, açtı stüdyoyu açtığı yıllardan bir kare görüyoruz Naci'nin başı açık birisi e, o aslında saçıyla başıyla çok e, takıntılı birisi değil ee, yani o bu konularda biraz daha serbest ama tabii sokağa çıkarken yine e, o dönemki toplumsal anlayış neyse ona göre giyiniyor çıkıyor ee, fakat ailesi onun dindar birisi olduğunu belirtiyor ee, çok ileri yaşlarına kadar namazını kılan orucunu tutan birisi fakat e, oldukça nasıl inanan diye bu konuda baskı yapmayan bağnaz değil bu konuda çocuklarına en ufak bir dikte etmek baskı yapmak şöyle dursun din konusu konuşulmazdı bizim evde diyorlar torunlar yani bu konuda da onu şey yap, belirtmiş olayım onun yapısını belirtmiş olayım Şimdi e, İsmail Hakkı eşi buradaki e, son e, sağlam eli sağlam olduğu son fotoğrafmış bu. E, sonra e, iki parmağını kaybedecek cephede. Daha sonraki e, cephede de kasığından ve kalbinden vurulacak. Evet bunlar öldürmüyor onu ama yine eninde sonunda... Ee, ölümü de yine bu yaralar yüzünden oluyor İsmail Hakkı'nın. Ee, büyük oğlu Naci Hanım'ın Nusret Suman ee, Nusret Suman Türkiye'nin ilk heykel e, biliyorsunuz. O da bir öncü. Annesi gibi bir öncü. Ee, Fikret Suman ee, bu da ortanca oğul ve kızı Nedret Ekşigil ve ee, Türkiye'nin e, ünlü terzilerinden aslında modacılarından e, diye belirtmemiz lazım. E, biraz devam edelim bakalım. Bu Naci Hanım'ın stüdyosunda çekilmiş bir e, kadın portresi. E, Naci Hanım da dönemin stüdyoları gibi resimli fonlar kullanıyor ve yine e, adet olduğu üzere böyle yüksek sehpalar, işte koltuklar, çiçekler ve fonu destekleyecek bir takım otlar, samanlar, çiçekler eee bolca kullanılıyor. Tabii Narciso burada biraz çelişkili kullanmış iç mekan aksesuarlarıyla bahçe ve dış mekanı birleştirmiş ama bu o kadar yaygın bir kullanım şekli ki ne Naciye Hanım'ın ne de diğer stüdyoların ne de poz verenleri bu konuda herhangi bir yadırgama ya da bir şey dikkatlerini çekeceğini bile düşünmüyorum açıkçası bunlar çok rastladığımız şeyler evet yine çarşaflı bir Kadın portresi görüyoruz. Şimdi 1925 yılından bir kadın portresi. Hepinize bir şey sormak istiyorum. Bu yani saçlar ve şeyi bir tarafa bıraksak bile, hani peçeyi açmayı bir tarafa bıraksak bile, 1925 yılında bir kadın bir erkek karşısında bu pozu verir miydi sizce bu soruyu ben sormak istiyorum yani burada şunu vurgulamak istiyorum ki Naciye Hanım bir kadın için inanışlarının işte geleneksel inançlarının dini inançlarının bunlar için evet çok boşluk doldurdu çok önemliydi ama sadece de bu değildi çünkü o, bu kadınlar bir kadının karşısında poz verdi kendisini en iyi anlayacak hem cinsi karşısında poz verdi daha rahat e, e, bir şekil alacakları bir şekilde poz verdiler yani bu da önemli bunu da göz ardı etmemeli bu sadece dini inanışla ya da işte e, tasupla açıklanacak bir şey değil e, o da Kadın kadına bir dayanışmayı da göz önünde bulundurmalı. Evet, yine onun fotoğrafhanesinden üç e, genç kadını ya da kızı e, görüyoruz. E, tabii fotoğrafhanenin isminden de anlaşılacağı üzere, Türk Hanımlar Fotoğrafhanesi, e, ondan geri kalan fotoğraflarda bol miktarda Kadın portreleri görüyoruz normal olarak. Ee, önemli bir yekün tutuyor. <laughs> evet, Naci Hanım'ın stüdyosunda erkek portrelerine de e, rastlıyoruz ama hep bir kadının yanında. Zaten Türk Hanımlar Fotoğrafhanesi yazan bir yere e, bir erkek e, gidip fotoğraf çektirmek ister mi? İstemez e, ama e, bir kadınla birlikte e, olmak zaten e, e, duruma bir çözüm getiriyor. E, yani ismi bu anlamda oldukça net e, olarak sınırı çizmiş. Tabii tek fotoğraflar rastlıyoruz aslında e, Hanım'ın stüdyosunda ama onlar tanıdıkları kişilerin e, portreleri kitapta görebilirsiniz onları da bu ee, da Marci'nin e, e, gazetelere verdiği ilanda kendisini e, kadınların ve çocukların fotoğrafhanesi olarak lanse ediyor e, ama hiçbir fotoğrafında da çocuklar için özel bir düzenleme yaptığını da görmüyoruz e, oysa dönemin stüdyoları e, çocukları gerçekten önemli bir potansiyel olarak görüyor. Bir müşteri e, kitlesi potansiyel olarak görüyor. Tabii çocuğun kendisini değil ama ebeveyni e, çocuklar üzerinden yakalamayı biliyorlar. Ve bu konuda da son derece yük dışından e, aksesuarlar, dekorlar vesaireler e, getiriyorlar. E, oyuncaklar getiriyorlar. E, görelim birkaç örnek. Mesela dönemin e, stüdyoları Bunlara avuç dolusu para verip o zaman için çocukları yakalamaya çalışıyorlar. Bir tane daha. Bu şeyler sallanan atlar. At çok kullanılıyor. Kayıklar böyle. Daha aslında pek çok. Fakat sadece örnek olsun diye birkaç tane koydum. Söylemeye gerek yok. Dediğim gibi bunlar yurt dışından geliyordu ama Naci Hanım da böyle şeyler görmüyoruz. Böyle örnekler görmüyoruz. Genellikle erkekler gibi annelerinin yanında çıkıyor ya da 9-10 yaşlarındaysa tek olarak sansıyoruz. Evet. Tabi e, tabii şunu buna geçmeden önce şunu belirtmek isterim. Şimdi Naci Hanım'ın stüdyosundan çok az fotoğraf elimize geçti. Yani o kadar az ki biz bunlar ben bunlar üzerinden bir genelleme yapıyorum ama bu da yanlış aslında. Yani yarın öbürsü gün harika bir çocuk dekoru ve çocuk aksesuarı da çıkabilir öte yandan. Yani onu da e, bilemiyoruz. Yani bunu da küçücük de olsa e, şey yapalım. Yani bir aklımızda tutalım. Evet. Naciye Hanım'ın stüdyosunda gelin damat da tabii ki e, rastlıyoruz. Ama o ayrıca gelin damat fotoğrafları ya da sünnet vesaire fotoğrafları çekmek için e, konaklara da gidiyor. E, söylemeye gerek yok Naciye Hanım e, Sultan Reşat'ın torunlarına e, fotoğrafçılık dersleri de veriyor. Oralarda da çekim yapıyor ama dediğim gibi dışarıya da gidiyor. E, dışarıda da e, fotoğraf e, çekimleri yapıyor. E, ve sonra bunlar bir kısmı parasını veren e, olursa kartonlara monte ediliyor. Ve, ve bu paspartularla e, özel olarak e, onlara rötuşlanarak veriliyor. Burada biraz İsmail Hakkı'dan e, söz etmek istiyorum eşimden. E, İsmail Hakkı aldığı yaralardan sonra artık e, savaşamayacak durumda olduğu için cepheye gitmiyor. E, fakat o dönem Naci Hanım'ın en büyük yardımcısı oluyor fotoğrafhanede. Ama tabii bu kadın müşterilerden gizleniyor. Sabah erkenden karanlık odaya giriyor. İşte orada sessizce e, fotoğrafları çekiyor, basıyor. E, kimsenin olmadığı zamanlarda da işte kartona yapıştırmaktır rötuştur renklendirmeydi. Bu tip şeyler şeylerde de Naci Hanım'ın en büyük destekçisi oluyor. O zaten sanat tür bir kişi. Resim yapan birisi, güzel resim yapan. Şiire meraklı birisi. Dediğim gibi Naci Hanım'ın da fotoğrafa geçmesi eşi sayesinde oluyor. Onun için İsmail Hakkı'nın da hakkını yemeyelim. Onu da eee Belirtmiş olalım ama tabii bu Naciye Hanım'ın başarısını asla gölgeleyecek e, bir durum değil. Yani Naciye Hanım bu kararı almakla zaten e, çok büyük bir şey yaptı e, ama bunu da belirtelim. E, burada Naciye Hanım'ın kızını görüyoruz. Nedret Ekşigil hmm. ikinci. E, evliliğinden, son evliliğinden sonra evliliğinden sonra eksik soyadını aldı. Onun için kendisini böyle e, anıyorum. Çünkü o evlendiğinde soyadı kanunu yoktu. E, bu arada şunu belirteyim: e, Naciye Hanım Suman soyadını kocasından dolayı değil, oğlundan dolayı alıyor. E, Nusret e, seçiyor Suman soyadını. Sonra tüm ailede. Nusret soyadını seçiyor çünkü zaten Naci Hanım e, soyadı kanunundan önce eşinden ayrılmıştı, boşanmıştı. O bakımdan e, bu bilgileri de düzeltmiş olayım. E, daha önce çıkan hakkında yazılan yazılarda bu da düzeltilmiş olsun. E, ne, Nedim tanımda da e, ben defalarca görüşmüştüm. Dediğim gibi 98 yaşında görüştüm. Ailenin en büyük belleği, pek çok olaya tanıklık etmiş. 1909 doğumlu. E, Nacım'la ilgili pek çok olayı yaşamış, tanıklık etmiş. E, göç yolunda, e, dünyada olan, küçük de olsa bu anılarla büyümüş. E, ailenin en büyük hafızasıydı. En derin hafızasıydı. Dolayısıyla onu vefatından önce ee, sohbet etmek gerçekten büyük büyük çok büyük bir şans ama keşke e, daha e, verimli değerlendirseydim diye yıllar sonra çok dövündüm ama e, yine de o kadarına bile şükrediyorum e, doğrusu evet e, Nedir e, Türkiye'nin öncü modacılarından kitapta onunla da ilgili bir bölüm bulacaksınız. Ee, burada da grup fotoğraflarına da pek e, büyük gruplara rastlamıyoruz Nacan'da Daha işte 5-6 kişilik genellikle gruplar e, karşımıza çıkıyor. Bir tane daha görelim. Evet. Ee, burada da e, son noktayı şöyle toparlayayım. Naciye Hanım 1930 yılında torunu dünyaya gelince e, stüdyosunu kapatarak Ankara'ya gidiyor ve e, yaşamını kızıyla, torunuyla birlikte geçiriyor. Ama sanat dolu bir ortamda yaşıyor. E, açıkçası o e, fotoğrafhanesinde o zor dönemleri e, geçirecek kadar güzel para kazanıyor ve atlatıyor. Yani onun e, derdinin, amacının e, bir fotoğraf sanatçısıyım gibi böyle bir e, şöyle söylemle ortaya çıkmıyor hiçbir zaman. E, zaten e, daha sonrasında da yaptığı şeyleri çok dillendiren e, bir kişi değil. Zaten onun ailesinde de öyle bir şey var. Çok dillendirmiyorlar. Daha doğrusu eski e, insanlarda bu gelenek var. Yaptıklarını öyle övünmezler. O mütevazılık Hı. şimdi unutulmuş olsa da o zamanlarda e, toplumda bunu görüyoruz pek çok o kişinin üzerinden e, bunu söyleyebiliriz. Evet isterseniz bundan sonrasını soru-cevap olarak devam edelim. Ben onun çalışmaları e, kısaca hayatıyla ilgili böyle bir e, şey hazırladım. Ne kadar olmuş. E, bayağı da konuşmuşuz. Aa. yok. yok. Evet. Peki. Teşekkür ederiz. Sonunda verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Katılım ee, arkadaşlara döneceğim. Soru sormak bunu, hı, bunu kapatsam da. Kapatalım. Evet. Daha hı. iyi olacak. Tüm ekranı görmek adına. Hı. Nereden kapatacağım? Şimdi? şimdi şuradan kapatayım. Tamam. Evet. evet, şimdi ben de görüyorum herkesi. Enis Bey'i görüyorum. Enis Bey, buyurun. Herkese iyi akşamlar. Ee, bu Güzel sunum için çok çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Hay çok güzeldi. Ben bunun bir kısmını açık radyoda da dinlemiştim ama burada tabii böyle görsel destekli olunca çok daha fazla etkili oluyor. Ee, benim aklıma yani, e, böyle biraz Garip bir soru geldi. Şimdi buradaki gördüğü, gördüğümüz fotoğraflar muhtemelen e, baskılar herhalde, değil mi? Yani kağıt tabii, baskılar. Tabii, tabii. E, o devirden kalan e, cam negatif hiç kalmış mı? Ben muhtemelen belki kalmıştır diye e, kurtarılan olmuştur diye merak ettim. Ah, ah nerede? E, hatta akıbeti de bilinmiyor. Çok enteresan. Ee, aslında ben bunu e, başka fotoğrafhanelerle yaptığım röportajlarda da başka ailelerde de gördüm bir şekilde e, onlara büyük yani onun ne kadar değerli olduğu daha yeni yeni mi değil yeni yeni değil ama çok fark edilemiyor o zamanlarda 30'da kapattı yani o zaman için e, kapatıyor gidiyor e, oğluna bıraktığı bilgisi var Fikret Sumana. Fakat e, o, çalıştırmak için değil herhalde. Kapasını çalıştırmayı zaten nasıl e, yapacak? Türk hanımlar fotoğrafhanesi yazan bir yerde bir erkek fotoğrafı zaten olamaz ama e, kapatmak için ona e, bırakıyor olsa gerek. E, yani buraları Nedret hanımda çok e, kapandı gitti ne oldu? E, Çarçur oldu dedi. Yani ama yazık ki hiçbirisi kalmadı. Yani çöpe mi gitti? Ne oldu? Bilemiyoruz. Ama dileyelim ki hani birisi almış ve sahiplenmiş olsun ve bir yerden çıkacak olsun. Yani cam negatif yani, değil ne yazık ki. Bu dediğiniz pek olmuyor herhalde. bunu merak etmemin bir sebebi de hani bizde de aileden kalmış birkaç tane böyle cam negatif var. Ben de nasıl olduğunu oradan öğrendim. Daha sonra Ankara'da yaşadığım zamanlarda çok acıklı bir olaya tanık oldum muhtemelen birisi vefat eden birisinin akrabaları böyle cam negatifleri kutu kutu çöpe atmışlardı ve yani o kadar değerli ki insanlar şaşırmıştı tabii ki yani bunlar nereye de depolanır kim sahip çıkar kim bunlarla ilgilenir dolayısıyla ortada böyle bir birisi de yok veya bir kuruluş da yok. Ondan dolayı da zannederim toplum olarak hafızamız e, giderek siliniyor. Evet. Aslında var yani <laughs> cam negatif olduktan sonra <laughs> çok özür dilerim cam negatif olduktan sonra herkes alırdı. Fakat yani çöpe atmak yerine belediye, kütüphane e, yani üniversiteler birkaç yere keşke başvursalardı. Yani müzayede fir firmalarına başvursalar hani bir de para kazanırlardı üstüne ama bilememişler. İşte bir müddet sonra e, ilgi alanlarına girmiyorsa ailenin, e, o bağ kopuk oluyorsa maalesef e, evet. çöpe gidiyor. Evet, maalesef. Teşekkür ederim. Çok ben de teşekkür ederim. Gülderen Hanım, şeyin e, fotoğrafhanenin yerinde şu an neresi var, ne var, biliyor mu? E, Fırın Sokak'ta, e, şeyde, e, Beşiktaş'ta Fırın Sokak'ta açıyor. E, şu an e, e, tam bilemiyorum Fırın Sokak'ta e, apartmanlar var yani o konaklar vesaireler zaten e, çok büyük bir arazi üzerindeki bir konaktı. E, tabi hepsi e, yıkılıp yerlerine yenileri yapılıyor hani bir de onları tespit etmek de bayağı zor e, şunu söylemedim e, atladım aslında, aslında bu sorduğunuz iyi oldu Naciye Hanım e, 1920 civarında e, stüdyosunu Beşiktaş'tan e, şey taşıyor Beyazıt'a taşıyor e, orada ikinci stüdyosunu orada çalıştırıyor. Bunu da yeri gelmişken söylemiş olayım. Ben bir soru sorayım. Ee, bulunduğu dönemi düşündüğümde 1930'a kadar açık kalmış fotoğrafhane değil mi? Öyle. Evet, evet. 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 Hiç Atatürk'le bir bağlantısı olabilmiş mi acaba? Hiç öyle bir e, tarihi Atatürk'ü Atatürk çok seviyormuş Atatürk'ü e, taparcasını e, seviyorlar aile tüm aile e, çok seviyor e, ve e, çok da siyasi bir figür e, mitinglere katılan birisi yani konuşmacı olarak değil ama fotoğraflar çekiyormuş orada ayrıca Naci Hanım etrafındaki tüm kadınları örgütleyip ee, sabaha kadar eski fanila, çorap, eski kazak, ne varsa e, söküp e, askerlere eldiven, işte e, atkı, ne ne yapabilirlerse tekrar örüp sabahlara kadar bunu böyle e, ne Hanım da çok güzel anlatıyordu. O o anı yaşayarak anlatıyordu gerçekten. E, sesinin titreşimden e, tonundan bunu içtenliğinden anlıyorsunuz ve onları gizlice kum kapıdan ve pek çok yerden Anadolu'ya gönderiyorlar İsmail Hakkı da öyle gizlice silah gönderiyorlar sadece onlar değil mesela bizim 3. Müslüman fotoğrafhanemiz Turan fotoğrafhanesi de aynı şekilde onlar da yine kum kapıdan gönderiyorlarmış yaptığım röportajlarda gizlice yani o zaman da Herkes ülkenin kurtuluşu için kadını erkeği, herkes yapabildiği her şeyi yapmış ardına yani oturmamışlar kimse. Atatürk'ü de çok seviyor, öyle şeyi var ve devrimleri destekliyor. Dediğim gibi yani bu anlamda... Ama görüşmesi şöyle, görüşmesi yok fakat her gün e, Çankaya'dan geçerken e, evlerin önünden geçermiş e, Atatürk. E, mutlaka el sallarmış yani herkes gibi o da el sallarmış. E, fakat Nedret Eksi'gir e, e, direkt o camianın içine giriyor. E, eşi e, eşiyle evlendiğince. E, Ankara'ya yerleşiyorlar. Ankara'da konservatuarı e, kuran kişi e, Demir Kuşak, Hidayet Demir Kuşak e, ve o, onlar da çok köklü bir aile. Atatürk'ün yanında yer alan, e, Cumhuriyet'in kuruluşunda yer alan kişiler. E, Medir'deki şekilde tüm o e, İsmet İnönü'ler, işte Atatürk'ler, e, onların eşleri, tüm o tabakanın içinde e, var olan kişiler. Aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen sanatçıları da e, onlarla birlikte yani pek çok evine girip çıkan hmm. kitap alışverişinde bulunan kişiler. Hmm. Öyle. Ne güzel. Peki. Başlayalım. Şevki Bey galiba Ahmet Bey de Şevki. Önce Şevki Bey epidir el kaldırıyor. Hmm. Şevki Bey'den dinleyelim el er kaldırmamıştı ama olsun sorayım. Bu eee <laughs> Öyle bilgilendirme... görmedin mi? Yanlış mı gördün? E, i̇şaret vardı. Buyurun. E, bu e, bilgilendirme için ve akıcı e, konuşmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok tebrik yani ediyorum. Sizi, sağ olun. E, bu çalışmanız kaç yıl sürdü? Kaç yıl çalışıyorsunuz? Sonuçta bu bilgiler ortaya çıkmış oldu bildirin. Şöyle 2008 yılında ilk makalemi yazdım. Fotoğrafları bulmam, keşfim de 2008'de. E, bulur muyum zaten hemen Nedret Hanım'la irtibata geçtim yani bulmasaydım geçmezdim herhalde yani şimdi e, ama bu, bulduktan sonra bir, böyle bir e, e, gaza geldim diyeyim e, heyecanlandım iyi ki de gitmişim e, yani sonuçta bu kitabın ortaya çıkması onun sayesinde tekrar ediyorum e, mümkün oldu pek çok detay o zaman da fark etmediğim pek çok detay da aslında kitabın çimentosu oldu, hikayesi oldu, dokusunu oluşturdu. Yani 2008'den bu yana hiç ara vermedim. Tabii ki arada başka şeyler yaptım. Hakkında konferanslar verdim, işte makale kısmı var. Ara ara tekrar ziyaretlerine gittim, onları toparladım. Aklıma bir şey geldikçe sordum, yani bunlar zaman içinde oldu ama ve fotoğrafıyla ilgili hep e, peşine düştüm. E, Müzayedeler, işte eskiciler, sahaflar. E, peşine düştüm açıkçası. Artık e, şöyle de bir şey oldu. Sonra aile fotoğraflarına da ulaştım birkaç kanaldan. E, onlar da birikti. E bendeki fotoğraflar da çoğaldı. E, bilgiler de var. Bunlar açıkçası yok olup gitsin istemedim ve hayatımda e, yani e, yani ben e, ölmeden bu kitabın çıkmasını çok istedim gözüm arkada kalır diye hep söyledim e, çünkü ben e, gittiğimde evet tekrar yapılır belki ama Nedet Hanım vefat etti onun bilgileri bende yani onları toparlamak işte fotoğraflar ya yani bunu çok önemsedim açıkçası e, göreceksiniz ki gerçekten ne kadarını aktarabildim bilmiyorum ama çok önemli bir figür. Nacer'im sadece fotoğraf dünyası için önemli değil. Onun ailesindeki kişiler olarak da çok önemli. Yani e, pek çok o, alanda o, onun biyografisinden faydalanacaktır. Onu söyleyebilirim. Yani 2008'den bu yana 20. son dakikaya kadar tabii son Son bir yıldır ya da altı aydır çok yoğun çalıştım onu söyleyebilirim. Ahmet Bey, ben teşekkür ederim Ahmet Bey el kaldırıyordu. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. Edirne'den selamlar gönderiyorum. İlk kez katılıyorum fotoğraf metrenin etkinliğine dışarıdan böyle bir olarak da teşekkür ederim. Gülden Hanım şimdi bir bu Ankara'ya dair bir sorusu oldu bir değerli katılımcının. Oradan bir şey diyeceğim. Şey, o heykeltıraş olan oğlu çok ya yakın zamanlar demeyeyim 20 yıl önce falan kaldırılmış bir güneş kursu heykeli var Ankara'da ee, o da enteresan bir şey bir de ben hani iktisat okumuş birisi olaraktan e, meşhur iktisatçı asya tipi üretim tarzının savunucusudur Sencer Devitçioğlu profesör merhum e, o da e, Nedret Hanım'ın e, Torunuyla evliydi öyle biliyorum yani Naciye torunuyla mi? Naciye Hanım'ın evet öyle bir hı hı. şey de var bir hani önemli iktisatçıyla da bir bağlantısı var bir de şey diyeceğim yine bir katılımcı sordu onu hani negatif, cam negatifler duruyor mu diye şimdi hı hı. anladığım kadarıyla Naciye Hanım Balkan Harbi'nin hemen ertesinde çekmeye başlıyor değil mi faaliyetine öyle başlıyor. Yani şöyle 13'te Türkiye'ye geliyor. E tabii Ve sonra tam işte evet. Yani evet. şöyle söyleyebilirim. Nereden o, geliyordu? Çok özür dilerim. Onu, Üsküp'ten. 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 Ama, tamam. Balkanlardan. şimdi 14 olabilir, 15 olabilir başlangıcı. Çünkü İsmail Hakkı Viyana'ya yerleşiyor. Ya yani yerleşmiyor. Sığınıyor askerleriyle birlikte. E, ve gelirken Türkiye'ye daha önce Nazcan Hanım geliyor İstanbul'a. Sonradan o geliyor. Gelirken de bütün fotoğraf malzemelerini getiriyor ve çatı katını e, şey yapıyor. E, çatı katını fotoğrafhaneye. Çeviriyor. Yani o süreçte öğreniyor. Yani 14'te ise 15'te başlamıştır. Hı hı. Yani hani çektiği makinenin markasından da bahsettiniz. Çok onu bilemiyorum, hakim değilim. Lakin şöyle bir bilgi edindim geçenlerde bu Balkan harbi yıllarına dair bir, bir şey bir çalışma yap, yani çalışma değil de bir çalışma vesilesiyle bu Balkan harbi yıllarını biraz çalıştım. Herbert Baldwin diye bir İngiliz foto muhabiri işte Balkan Harbi'nde çok ciddi bir gazeteci Hı -hı. katılımı da var. O hemen ayağının tozuyla İngiltere'ye döner dönmez 1913'te bir kitap yayınlamış. İşte Trakya'da bir savaş fotoğrafçısı diye Türkçesi de var hatta onun. Her Hı -hı. neyse diyeceğim şu. Yani oradaki gazetecilik, fotoğrafçılık tecrübesinde hareketle anlattığı bir şey var. Çok ilginç geldi bana. Evet, biz de hep hani cam negatif, cam negatif diyebiliyoruz ama Balkan Harbi'nde e, Felikül yani şeyden e, negatif baya plastik negatif kullandığından bahsediyor. Hatta diyor hani henüz teknolojisi daha çok gelişkin değil anlaşılan bir daha bir dahaki sefere gidecek olursam diyor hani cam negatif makinası da götürürüm yanımda diyor. Yani Hı -hı. bunu hani söylemek istedim. 1910 itibariyle artık aslında hani foto muhabirleri bildiğimiz anlamda tabi tabaka negatif yine yani şey de olsa evet. gibi rulo değil o eski bildiğimiz kullanmaya başlamışlar. Hani bunu da bir bilgi olarak söyleyeyim istedim. Evet şimdi o bahsettiğim fotoğraf makinesi Hanım'ın değil şey Hatice Şahiye Hanım'ındı. Hmm, ee, tamam, Narcan'ın tamam, ne kullandığını çok bilmiyorum evet, evet. Ee, ama stüdyo kameraları büyük olduğu için e, ya, ama yine de o makineleri düğünlere taşıyor bir e, asistanı varmış Narcan'ımın e, var e, onunla birlikte taşıyorlar e, aşırı da büyük değil ama e, ne olduğunu bilmiyorum. Şeye gelecek olursak... E, siz kimden bahsetmiştiniz ailesinde olan? E... Sencer e, Tamam. Sencer Deviçoğlu değil de Nusret Suman'ın e, bu güneş kursu yüzünden biliyorsunuz e, yani bayağı Tutucuk kesim bayağı bu konuda ayaklandılar. E, tabii işte ayaklandılar. kaldırdılar yani. 20 yıl önce Ankara Belediyesi'nin kaldırdığını biliyorum heykeli. Artık hani hayali bile yok zihnimde. O, o, o öyle söyleyeyim. E, ve öldürüldü bu yüzden biliyorsunuz Nusret Suman. E, Sercar Divitçioğlu da e, Naci Hanım'ın en sevdiği damatlardanmış. <laughs> bir sürü damat görüyor <laughs> ama en sevdiği damatmış. O konu onu da e, küçük bir e, anekdot olarak anlattım. Evet, evet. e, şey yapmış olayım, vermiş olayım. Tabii hatta Paris'te okumasına filan da galiba epey bir evet. çıkmışlar evet. aile olarak. Evet, evet. aynen. aynen. Evet. E, güzel bir aile. Mesela Naci Hanım'ın erkek kardeşleri Çanakkale Savaşı'nda e, Goliad'u batıran kişi, komutan. Yani aile müthiş bir aile. E, dolayısıyla e, Naci Hanım'ın e, Dediğim gibi biyografisi sadece fotoğraf dünyasını ilgilendirecek bir biyografi değil, bunun çok ötesinde, çok daha fazlası. Evet evet evet. Çok teşekkürler sağ olun Ben, ben, ben bu çok merakla bekliyorum. <laughs> İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet şey davetli, davetlilerimizden yazanlar da olmuş. Evet, evet teşekkürler var. Ben teşekkür ediyorum. Ee, çok teşekkürler. Çiğdem Asar, Asarkaya emeğinize sağlık Gülden Hanım özel bir aileye tanıdık sayenizde paylaştığınız için çok teşekkürler demiş. İpek evet. Özel Hanım çok ilginç bir karakter. Silik damgalardan hareketle müthiş bir işte keşif olmuş hakikaten. Emeğinize sağlık. E, kitabınızı heyecanla bekliyoruz. Dilek Özdemir kaybolmadan paylaştığınız bilgiler ve emekleriniz için çok teşekkür ederiz demiş. Mahmut Varol bu akşam bize bir hazine aktardınız. Emeklerinize çok çok teşekkür ederiz. Çiğdem masakaya çok yazık oldu demiş. O heykelle ilgili sanırım. Ha, heykel, <gülüyor> heykel. <gülüyor> heykel ve negatifler olabilir yazık olacak. Pek çok şeyde Kapucu, Harika bir sunumdu. Çok teşekkürler. Bir kez de hayran kaldım Naciye Hanım'a. Kitabı merakla bekliyorum. Çiğdem Hanım tekrar yazmış. Kitaba nasıl ulaşabiliriz? Yani Kitap çıktığı zaman raflarda yerini evet. alacak. Evet. Hı -hı. Eda Er Yılmaz teşekkürler. Kitabınızı heyecanla bekliyoruz. E, Sibel Karul, Gülden Hocam'ın emeğine sağlık. E, Malatya'dan sev selamlar, sevgiler gönderiyorum demiş. Son mesaj buydu. Evet, evet e, başka da sorumuz yok herhalde. E, kitap e, dediğim gibi Şubat'ta planlanıyordu ama e, yoğunluk var hem matbaada hem yayın evinde. Mart'a sarkacak. Geç olsun güç olmasın diyelim. Evet, evet, e, ben e, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ağzımıza ee, sağlık. Size... teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Derin tamam. hocam. Evet. Gülenen hocam merhabalar. Fikriye ben... ben. Fotoğraf, metre, yönetim kurulundayım aynı zamanda. Merhabalar. Ee, ben kişisel olarak e, çok zevk aldığımı söylemek istiyorum. Normalde tarihten hiç hoşlanmam. Çok çabuk da sıkılırım. Tarihle ilgili bazı konuları e, dinlediğimde, izlediğimde yarıdan sonra koparım. Aşağı yukarı iki buçuk sayfa kadar not aldım. O kadar güzel anlattınız ki e, içinden çıkamadım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık gerçekten. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Kitabınızı bekliyoruz. Evet. Hararetle diyelim. Ne güzel. Ne güzel. Ben Şimdi el kaldıramadığım için de çok teşekkür ederim. Çünkü zamanlaması da çok güzel oldu açıkçası. Tam kadınlar günü özelinde bir organizasyon olarak hmm. bütün emeği geçenlere teşekkür ederim. Sağ olun. Başta Gülderen olmak üzere El kaldıramamıştım Gül. ama Gül. beceremedim. Gül. <laughs> Kusura bakmayın. Gülderen Hanım çok teşekkürler. Bu sunumu gerçekleştirebildiğimizde çok sevindim. Ben de. Emeğiniz ediyorum. için çok çok Gülüyorum. teşekkürler. Evet, çok ee, teşekkür ediyorum. Sizi keyifle takip ediyoruz. Ee, ben şeyi sormak istemiştim aslında. Bunların hepsinin dışında e, fotomüze devam edecek. Şimdi yani böyle bir niyetim var ama çok henüz netleşemedim. Belki farklı formatta, sizden de öneri alayım o zaman. Farklı formatta olabilir, daha söyleşi tarzında mı devam edeyim? Yani açıkçası biraz foto müzenin hangi konulara ilgi duyuldu bunları check etme olanağımız olmadı. E, geri dönüşlerde e, evet e, çok sağ olsun teşekkür eden devamlı izleyenleri biliyorum. Ama genel olarak nasıl e, nereye gidiyor ne kadar e, e, şey ölçebileceğim bunu bilmiyorum. E, farklı bir formatta olabilir diye düşünüyorum. E, belki YouTube'da bir şeyler olabilir diyorum. Yani biraz e, şey düşünce aşamasındayım öneriniz varsa dikkate alırım yani en azından. Biz, belki fotobüze de kitap olabilir gülder Hocam. Olabilir. Neden olmasın? Olabilir. Aslında bir kitap projem daha var. Yani bir tane değil aslında bir sürü var da. Ee, bir tanesi şu e, Türkiye'de fotoğrafın kısa tarihini e, e, ilk etapta yazmak istiyorum. E, yani ilk Müslüman fotoğrafhanelerimizi Yine o o da eski bir çalışma yani yavaş, zamanla e, zaman içinde hep çalıştığım şeyler bunlar ama yeni bir başlıkta yeni e, detaylandırarak e, çıkacak kitaplar bunlar e, kitap olarak evet ama e, şey e, podcast olarak e, düşünüyorum ama çok da işte, bugünden yarına öyle bir netliğim yok biraz. E, şeyin boşluğun tadını çıkartıp biraz dinlenip biraz da ne yapacağım Hani nasıl bir şey yapacağım onu düşüneceğim açıkçası şimdi ben e, sessiz bir takipçi olarak aslında suçlu hissettim kendimi yani benim gibi sessiz sedasız dinleyen takip eden faydalanan çok insan olmuştur eminim Belki biz bir etkileşimde bulunsak şimdiye kadar çoktan siz e, hani başka seçenekler, başka yollar edinmiş olabilirdiniz. E, birazcık suçlu hissettim açıkçası. E, çok kalabalız çok... Gül. <laughs> Değil mi? Evet. <laughs> evet biz <laughs> Çok sessiz, sedasız takip ediyoruz. E, ama e, müthiş faydalı olduğunu, e, ufuk açıcı olduğunu bizi araştırmaya sevk ettiğini ifade etmek istiyorum ha, ee, ne ben güzel. E, evet çünkü tamam o e, seriler böyle çok kısa kısaydı fakat e, hani aldığım isimler üzerine okuduğum kitaplar ya da izlediğim şeyler oldu hani e, ilgimi çeken nispet model mesela çok ilgimi çekti e, benim için çok çok ufuk açıcı oldu e, tüm çalışmalarınızın değerli olduğunu düşünüyorum e, takipte kalacağız. Çok var sağ olun. Var olun. Var evet. olun. Çok teşekkürler. Peki başka var mı acaba? Gündem Hanım'a? soru, yorum, dilek her ne şekilde? E, son ben soru sorayım o zaman. E, foto Fotoğraf Metre Derneği e, ne zaman kuruldu? E, ve Kaç üyeniz var? Diğer derneklerden öne çıkan yönünüz nedir? Kısaca e, kimseyi de daha fazla <laughs> tutmadan e, ben küçük bir cevap sizden rica edeyim. Fotoğraf metre 2012 yılında Eylül ayında kuruldu. E, şu 2012. An... Evet. Şu an bizim 220 civarında üyemiz var. 10 on tane onursal üyemizle beraber. Biz dernek merkezimiz yok. İlk kurulduğu yıllarda birkaç sene vardı. Ama Kadıköy Belediyesi'nin bize vermiş olduğu Barış Manço'da yerle haftada bir etkinliklerimizi orada yapmaya başladık. Dolayısıyla hiçbir son belki 10 yıldır bir dernek merkezimiz, merkezimiz Merkeziniz yok. <laughs> ve dolayısıyla maddi açıdan da bir sıkıntımız yok yaptığımızda <laughs> e, tamamen biz gönüllü e, esasında ve e, maddi kaygıdan uzak yani temel fotoğraf eğitime verelim oradan işte maddi e, şey sağlayım gelir sağlayalım e, kira ödeyelim gibi bir sıkıntımız olmadı ve mümkün olduğunca biz hep e, proje ağırlıklı gidiyoruz yani hiçbir zaman temel fotoğraf eğitimi gibi ileri fotoğraf eğitimi gibi böyle eğitimler açmadık. Fakat açtığımız projelerle veya ve haftalık yapmış olduğumuz ayda bir sefer fotoğraf okuma etkinlikleriyle e, Çağırdığımız hocalarımız bize o fotoğrafın iyi ve eksik yanlarını göstererek ve yaptığımız projelerde çektiğimiz fotoğrafları da aynı zamanda e, proje yürütücüsü tarafından da e, fotoğraflar değerlendirdiği için e, müthiş bir eğitim zaten olmuş oluyor. <laughs> o yüzden e, geri dönüp tekrar işte manzara fotoğrafçılığı, uzun pozlama fotoğraf sokak fotoğrafçılığı gibi e, böyle şeyler vermemiş o eğitimler. Tekrar da oldunuz. Evet. O yüzden e, şu an mesela e, sokak fotoğrafçılığı grubumuz var. Mimari grubumuz var. Uzun pozlama grubumuz var. Hatta e, e, bir arkadaşımız Ender Bey'imiz e, 3D fotoğrafçılıkla uğraşıyordu. E, bu konuda da bir grup kurduk. 3D gözlüklerle hı. fotoğraflara bakıyoruz. Derinlikli 3 boyutlu fotoğraf üretiyor arkadaşlar. Büyük olsa Nisan ayında sergilerini de açacaklar. Hı hı. Böyle gidiyoruz açıkçası. Harika, harika. Kadıköy'de kuruluyuz. Yani yerimiz Çok Kadıköy'de. Hı. Yani Anadolu ya faaliyet <laughs> göstermiş oluyoruz. Ben, hani. ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Tabii. Ee, bir de derneğimizin özellikle olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıldığımız yıldan itibaren sürekli bir e, seri sergilerimiz oluyor. Çeşitli konularda. Ama hep kadın e, üzerinden yani. Hı -hı. Kadınca üzerinden. E, bu yılda gene var sergimiz. E, İstanbul'daysanız bilmiyorum İstanbul'da e, Sergi açılışımıza bekleriz. Çok çok evet. isterim. Ben mumculardayım. Hatta bugün de çok korktum. Evet. Burada Bodrum mumcularda. Burada evet. yağmur yağdığında hemen elektrik kesilir. Evet. Ve bugün yağmur yağmaya başladı. Gök gürültülü. <laughs> Dedim <Kodum> koptum kesilecek <laughs> diye. Çünkü pek ıskalamazdı ama bize acıdı. Evet. E, Sağlıklımışız o zaman biz. Evet, evet ben de öyle. İyi, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Var olun. Evet katıldığınız için bize çok teşekkür ediyoruz Güzel Hanım. Ağzınıza sağlık çok akıcı. Sağ e, ne bileyim böyle yumuşak güzel ses tonuyla Güzel e, söylediği gibi tarihi biz öyle anlattınız ki e, masal gibi çok akıcı bir şekilde dinledik. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben teşekkür ediyorum. Var olun hepiniz. Çok keyifliydi. Peki. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Belki bir imza gününde bir araya geliriz. Aa, evet. Neden olmasın? <laughs> <Süper olur. gülüyor> Sağlıcakla. E, belki, Ay ne e, güzel olur. Bodrumlardan buralara İstanbullara akarsanız belki bu, bu, taraflarda bir görüşme olanağımız olur. Mutlaka gelirim. Yani kitap çıktıktan sonra mutlaka gelirim. İyi i̇nşallah. Biz Bodrum'a gidelim. Sağ olun. <laughs> o Bir ötümüz Ev var. Bir hafta sonu bir ötümüz kaldırıp Bodrum'a gidebiliriz yani. Şahane. İnşallah. <laughs> Yaparız bir şeyler. <laughs> Peki sağlıcakla kalın o zaman. Sağlıcakla. Teşekkürler. Sağlı. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.